Merhabalar sevgili Kanal 64 izleyenleri. Bugün sizler için 31 Mart yerel seçimleri hakkında Uşak halkının görüşlerini alacağız. Bakalım Uşak halkı 31 Mart yerel seçimleri hakkında neler düşünüyor? Merhabalar. Merhaba efendim. 31 Mart yerel seçimleri var biliyorsunuz önümüzde. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Oyunuzu kime vereceksiniz? Ben oyumu AK Parti'ye vereceğim. Ama inşallah bu vatan, bu memleket dinimiz için İnşallah hayırlı olanı kazansın. Ama ben oyumu AK Parti'ye vereceğim. 31 Mart yerel seçimleri var biliyorsun önümüzde. Evet. Oyunu kime vereceksin? Şuna. Mehmet Çakın'a vereceksin yani. Ötekine. Mehmet Çakın yani. Belediye başkan adayı. Şu kim? Hayır Erdoğan. Biliyorsunuz önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. Evet. Oyunuzu kime vereceksin? Muhammed Güre. İYİ Parti adayı Muhammed Gür, Kanal 64'ün bu hafta konuğu olacak. Neler sormak istersiniz kendisine? Vallahi onu daha önceden tanıyorum. İyi bir insan, şehire hayırlı olacağına inanıyorum. Onun için onu tercih ediyorum. Peki, teşekkürler. 31 Mart yerel seçimleri var biliyorsunuz. Biliyoruz efendim. Oyunuzu kime vereceksiniz? Şimdi açık açık mı söyleyelim hanım kızım? Evet, evet. Gerçekten mi? Evet. Bizim oyumuz CHP. Asım Kaleroğlu bu hafta konuğumuz olacak efendim. Neler sormak istersiniz kendisine? Kendisine çok güzel şey, beni utandırma, ben sana oy veriyorum. Verdiğimiz oyların hakkını ver diyeceğim. Yani kim gelirse kapını aç, orada bekçi olmasın. Orada bekçi olmasın, bekçisiz bir belediye başkanı istiyorum. Gelen girsin diyorum yani. Öyle diyeceğim ben. Peki, teşekkürler. Bir şey değil. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Önümüzde yerel seçimler var biliyorsunuz. Oyunuzu kime vereceksiniz? İYİ Parti'ye. Bu hafta Muhammed Gür konuğumuz olacak. Neler sormak istersiniz kendisine? Muhammed Gür'ü yakından tanıyoruz. Kendine de güveniyoruz. Bu işi başaracağına inanıyoruz. Soru sormak istiyor musunuz kendisine? Yok. Soru sormaya gerek yok. Peki, teşekkürler. Bir şey değil. 31 Mart yerel seçimleri var biliyorsunuz önümüzde. Oyunuzu kime vereceksiniz? Ya normalde MHP ve AK Parti kökenliyim yani, öyle söyleyeyim, ama ben de emeklilikte yaşa takılanlardanım. Bunun için şu anda bir kararım yok ama AK Parti ve MHP'ye kesinlikle oy vermeyeceğim bu seçimde. Peki, teşekkürler. Rica ederim, sağ olun. Biliyorsunuz önümüzde. Oyunuzu kime vereceksiniz? AK Parti'ye vereceğim. Mehmet Çakın bu hafta konuğumuz olacak kanalımızda. Ona soru sormak ister misiniz? Neler sormak Mehmet Çakın'a sohbetlerinde sorularımı sordum ben. Mehmet Çakın'ı çok seviyorum ben. Evet. Peki. Onun için yani gereken cevabı temizdir, dürüsttür, merttir. Burada bir şey de sormaya gerek. Biz sohbetlerde soruyoruz ona isteklerimizi. Peki, teşekkürler. Merhaba. Önümüzde yerel seçimler var biliyorsunuz. Oyunuzu kime vereceksiniz? CHP'ye vereceğim. Bu hafta konuğumuz olacak Asım Bey. Ona neler sormak istersiniz? Ben bir şey sormayayım ya, ama ben CHP'liyim yani. Peki, teşekkürler. Oyunuzu kime vereceksiniz? İYİ Parti. Muhammed Gür bu hafta konuğumuz olacak. Ona soru sormak kafanıza takılan sorular var mı? Soru sormak ister misiniz? Öncelikle sormak istediğim şey... Hala gidiyor. Uşak için, istihdam için neler yapacak? Bunlar var. Yani yolu, köprüyü herkes yapıyor. Bizim amacımız İslam için neler yapacağım. Diğer işte projelerin tam net olarak görmek istediğimizi. Bu şekilde yani. Yani öncelikle İslam için sorum. Peki, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Oyunuzu kime vereceksiniz? AK Parti MHP ittifakı. Bizim değişmez. Niçin değişmez? Çünkü başındaki liderimizin etrafımızdaki çakallarla donatılmış olduğunu bildiği için 16 yıldır desteğimizden kesinlikle taviz vermeyiz. Bu hükümet soğan, ekmek, kuru ekmek de yiyseniz biz yine Tayyip'ten vazgeçmeyiz. Çünkü liderdir. İkinci Atatürk'tür Türkiye için. Veli nimettir. Bunu değerini bilen bilmeyen anlatsın birbirine. Teşekkür ederim. Teşekkür. Oyunuzu kime vereceksiniz? AK Parti'ye. Mehmet Çakın konuğumuz olacak bu hafta. Neler sormak istersiniz kendisi? Vallahi kendisine yeni görevinde başarılar dilerim. İyi bir hizmet sunarsa memnun oluruz Uşak halkı olarak. Peki, teşekkür. Rica ederim. Oy kullanıyor musunuz? Ben evet kullanacağız. Eşit. Kime veriyorsunuz oyunu? Muhammed Gür olarak düşündük biz. Siz? Ben de Muhammed Gür olarak düşünüyorum. Muhammed Gür bu hafta konumuz olacak.
Neler sormak istersiniz kendisine? Ya Uşak'taki projelerini açıklasın. Gençlere, ben özellikle öğrendiğim Uşak Üniversitesi'nde ve ev kiraları yüksek. Bunun hakkında bir şey yapabilecek mi yani? Bize onu vaat etsin ama yine kendisini destekleyeceğiz yani, sonuna kadar devam edeceğiz. Peki siz neler sormak istersiniz? Ben de aynı şekilde öncelikle projelerini açıklamasını isterim. Her zaman açıklıyor ama bir de tekrar duymak isteriz yani. Aynı zamanda esnafların durumu ortada. Onlara ne gibi bir yardımlar, ne gibi kolaylıklar sağlanacak, çiftçilere ne gibi kolaylıklar sağlanacak, bunları sormak isterdim. Peki. Son olaylarda Muhammed Gül'ün üstüne çok yok. Bence hiç kafasını takmasın. Bence uşağı alacak yani. Hiç sıkıntı, onları hiç kafasına bile takmasın o olayları. Bunların hepsi bir komplo zaten. İnsanlar belli onlarda kaybedeceğini anladı zaten. O yüzden öyle şeyler atıyorlar, cümleler kuruyorlar ortaya. Peki, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Önümüzde yerel seçimler var biliyorsunuz. Oyunuzu kime vereceksiniz? Vallahi AK Parti'ye veririz tabii. Mehmet Çakın konuğumuz olacak bu hafta. Onunla ilgili neler düşünüyorsunuz ve sorularınız var mı Mehmet Çakın'a? Yok öyle bir sorum ya. Yok. Yok. Biz de teşekkür ettik. Merhaba. Önümüzde yerel seçimler var biliyorsunuz. Evet. Oyunuzu kime vereceksiniz? İyi Parti'ye. Muhammed Gür'e. Muhammed Gür bu hafta konuk olacak bizim stüdyolara. Evet. Neler sormak istersiniz kendisine? Soracağım bir şey yok. Her şeyin iyi olacağına inandığım için Muhammed abi geldiği zaman da Uşak için de hayırlısı olacak, iyi olacak. Peki, her teşekkür. Şey iyi olacak inşallah. Evet. Oyunuzu kime vereceksiniz? CHP. Asım Kaleloğlu bu hafta konuğumuz olacak. Stüdyo konuğumuz olacak. Ona sorularınız var mı? Yok. Soruyoruz. Gerek soruları kendimiz soruyoruz zaten. Peki. İnşallah Uşak için hayırlısı olur. İyiyiz Allah'a şükür. Önümüzde yerel seçimler var biliyorsunuz. Oyunuzu kime vereceksiniz? Bunu sor bakalım önce. Bu kime veriyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi. Asım Bey bu hafta konuğumuz olacak kanalımızda. Ona sormak istediğiniz sorular var mı? Hiçbir şey yok. Oyumu veririm ben. Cumhuriyet Halk Partisi'ne şu taş da olacak, başka yere gitmem. Soru da sormam. Peki siz kime veriyorsunuz? Ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Asım Bey'i çok selam söyleyin. Ha, iyi çalışsın, kazansın. Ha. Peki, teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz. Önümüzde biliyorsunuz yerel seçimler var. Oyunuzu kime vereceksiniz? Asım Kaleloğlu. Asım Bey bu hafta konuğumuz olacak kanalımızda. Ona sormak istediğiniz sorular var mı? Yani projelerini biliyorum zaten. Gerek yok yani sormama. Peki, teşekkürler. Siz kime vereceksiniz? Ben de Asım Kaleloğlu. Sizin sorunuz var mı peki? Yok, biz zaten kendisini beğeniyoruz, takdir ediyoruz. Oylarımız ona. Peki, teşekkürler. İyi de bir belediye başkanı olur. Ondan. Merhaba. Önümüzde yerel seçimler var biliyorsunuz. Evet. Oyunuzu kime vereceksiniz? AK Parti'ye. Mehmet Çakın konuğumuz olacak bu hafta. Ona neler sormak istersiniz? Abi bilmiyorum ya. Şimdilik bir aklı bir şey yok. Önümüzde yerel seçimler var biliyorsunuz. Evet. Oyunuzu kime vereceksiniz? İyi Parti'ye vereceğim. Muhammed Gür bizim konuğumuz olacak bu hafta. Ona sormak istediğiniz sorular var mı? Beyim biliyor. Beyimin iş arkadaşının oğlu olmuş oluyor. Muhammed mi? Evet. Muhammed'i tam olarak tanımıyorum da ama tanışacağız, yakından tanışmayı düşünüyorum. Sormak istediğiniz sorular var mı? Vallahi şimdi ne sorabilirim ki ya? Ne istiyorsunuz kendisinden? Huzur istiyorum. Birlik beraberliği istiyorum. Adaletsizliği olmasın, adalet istiyorum. Hukuk istiyorum tabii. El birlik. Diyeceğim bu kadar. Peki, teşekkürler. İyi günler. Evet, biliyorum. Oyunuzu kime vereceksiniz? Bilinmez. Peki siz? Nasip kime? Vallahi biz CHP'yi düşünüyoruz. Asım Kaleloğlu konuğumuz olacak bu hafta. Kendisine sormak istediğiniz sorular var mı? Vallahi ne soram? Başhekim geçerse Türkiye geçsin. Türkiye'yi düzelsinler, bu işsizliğe bir çare bulsunlar. Yani. İnsanlar artık zerinzebil. Yani rezil oldu yeterince insanlar. Yazık yani bu kadar insana, günah. Peki. Buna bir çare bulsunlar. İş imkanı sunsunlar. Bayanlara daha çok özellikle desteklesinler. Gençlerimizi özellikle desteklesinler. Evet, ben bunu istiyorum. Yabancılara veriyor destek. Bize hiç verilmedi. Sevgili 64 izleyenleri, şu anda kapalı pazar yerindeyiz. Bugün çarşamba, Uşağımızın pazarı. Seçimle ilgili pazarın nabzını tuttuk. İzleyelim. Önümüzde biliyorsunuz 31 Mart yerel seçimleri var. Oyunuzu kime vereceksiniz? Muhammed Gür'e vereceğim. Muhammed Gür bu hafta konuğumuz olacak. Evet. Ona neler sormak istersiniz? Bu pazar yeriyle ilgili projeleri, düşünceleri. Bunları öğrenmek istiyoruz biz. Yani bizim için önemli olan burası. Bizim buradan başka bir gelir kaynağımız yok. Pazara gidemiyoruz. Evet.
Yani burayla ilgili ne düşünceleri var? Bizi mağdur etmeyecek şekilde. Bunları öğrenmek istiyoruz. Peki, teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun. Önümüzde yerel seçimler var biliyorsunuz. Evet, biliyorum. Oyunuzu kime vereceksiniz? Oylar MHP'ye. MHP'ye. Peki, evet. Muhammed Fatih Bey'e neler sormak istersiniz? Bu hafta konuğumuz olacak kendisi. Vallahi ondan çok iyi şeyler bekliyoruz Uşak için. Yapacağına da inanıyorum yani kalbimden. Peki, teşekkürler. Oldu. Sağ olun. Var, biliyorsunuz. Oyunuzu kime vereceksiniz? Kime vereceğim? Muhammed Güre. Muhammed Güre. Muhammed Gür bu hafta konumuz olacak, evet. Kanal 64 stüdyolarında. Kendisine sormak istediğin sorular var mı? Vallahi ben her gün görüyorum, soruyorum. Ama kendi başa baş soruyorum yani. Televizyonda sormak istemiyorum. Kendini gördüğümü soruyorum zaten. Şöyle olur mu diyorum, olur diyor. Peki, teşekkür. Ben de teşekkür ederim. Nasıl gidiyor satışlar? Satışlar şu anda çok ağır. Piyasa ağır. Yani şu anda seçimimi bilmiyorum ne olabilir. Bence ümitsizim yani. Pazardan da ümitsizim. Ortamın gidişatı iyi gitmiyor diye görüyorum. Sanayi durgun. Sanayinin durgun olması tabii pazara yansıyor. Pazarın durgun olması çarşıdaki satışların durmasına yansıyor. Bu da iç içe bir durgunluk. İnşallah hükümetimiz çare bulur diye düşünüyoruz. Önümüzde yerel seçim var biliyorsunuz. Evet. Oyunuzu kime vereceksiniz peki? Oyumu değişiklik istiyorum. Yani şu anda yani AK Parti harici vereceğim. Kime vereceksiniz? İyi Parti'ye vermeyi düşünüyorum. Peki Muhammed Gür bu hafta konumuz olacak. Kendisine sormak istediğin sorular var mı? İsteğiniz var mı kendisine? Tabii. Muhammed Gür'ün Uşak Belediyesi'nde şimdiye kadar ben daha önce oda başkanını da yaptım. AK Parti belediyeciliği şu anda esnaftan vazgeçmiş durumda. Seçimden seçime görür durumda. Ben yani AK Parti de seçilse, Muhammed Gür de seçilse ikisinin arasında geçeceğini umuyorum. Esnafı mağdur etmemesi ve kapısı açıyor olmasını istiyorum. Hani halka belki açmayabilir ama esnafı da olarak sivil toplum örgütleriyle görüşmelerini ön planda tutmasını istiyorum. Çünkü sivil toplum örgütü başkanları, toplumun seçilmiş kişileridir. Bunlar doğru ve yanlışları muhakkak ki orada müzakereye açarlar. Bu müzakerede bir şeyler yaratabilir ve siyasetçiler için de iyi olur diye düşünüyorum. Başka sorunuz var mı? Peki, teşekkürler. Size teşekkür ederim. Hayırlı günler dilerim. Sağ olun. Önümüzde yerel seçimler var biliyorsunuz. Oyunuzu kime vereceksiniz? CHP'ye. Asım Kaleloğlu bu hafta konuğumuz olacak. Evet. Kendisine sormak istediğin sorular var mı? Yani öncelikle hani yeşil alan kalmadı şehirde. Yani bu heykelin oraları falan hani yeşil alan yaptı şehir. Evet. Düzenlensin. Sonra sakat çere var. Belediye mesela sakat çere paralıyor. Evet. Yani çoğu şeylerin iptal ediyor. Hı hı. Onlar falan bedava olsun mesela. Ondan sonra ulaşım işi olsun, düzenlensin. Hani her şey yol yapmayla hiç olmuyor. Olmuyor yani. Peki, teşekkürler. Sağ olun. Merhabalar canım. Kolay gelsin. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Önümüzde yerel seçimler var biliyorsunuz. Evet. Oyunuzu kime vereceksiniz? Vallahi ben canım aramızda kalsın İyi Parti'ye vereceğim. Muhammed Gür Çayzade'de 3 hafta önce fotoğraflar çekildik. Hemşerim oldu, Hamamdere'li, hem de akrabam çıktı. Ona vereceğim. Peki Muhammed Gür bu hafta konumuz olacak stüdyoda. Kendisine evet. Sormak istediğin sorular var mı? Canım valla sormak istediğim sorular yok ama tabii oturup konuşmak isterim. Fazla öyle hani siyasetten dolayı benim öyle bir bilgim yok. Yani parti işlerini zaten bilmem. Daha önce de AK Parti'ye veriyordum. Şimdi de İYİ Parti'ye ver dediler. Öylelikle İYİ Parti'ye vereceğim. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim canım. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Önümüzde yerel seçimler var biliyorsun. Oyunu kime vereceksin? AK Parti'ye vereceğim. Peki Mehmet Çakın konuğumuz olacak. Kendisine sormak istediğin sorular var mı? Belediye başkan adayı. Hala şu an aklıma bir şey gelmiyor ya. İstediğiniz bir şey var mı kendisine? İstediğim şehre iyi baksın. Şehre iyi baksın. Yollara, suya, elektriğe. Bizim ihtiyaçlarımız bunlar. Peki, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor alışveriş? Vallahi her şey çok pahalı. Evet. Değiştireceğiz kızım, değiştireceğiz. Vallahi gitsin ne kal yeter. Kime vereceksiniz oyunuzu? İyi Parti'ye vermeyi düşünüyorum. Muhammed Gür bu hafta konumuz olacak. Kendisinden isteğiniz var mı? Soracağınız sorular var mı? Nerede olacak? Kanal 64'te. Kanal 64'te.
Vallahi pek şu anda soracak bir şey yok yani. Memnun değilim yani. Hayatı zorlaştırdılar. Pazarda millet öyle ne ucuz var böyle buruşmuş şey olmuş. Seçiyorlar, kırılıyorlar yani. Memnun değiliz. Gitsinler yeter ki. Vallahi beceremem ki konuşmasını abla. Oyunuzu kime vereceksiniz? AK Parti'ye veririz ya. Mehmet Çakın konuğumuz olacak stüdyoda. Neler söylemek istersiniz, sormak istersiniz? Valla pazar yerleri düzene girse daha iyi olur. Cuma pazarı falan yapılsa güzel olur. Evet. İsteğiniz var mı kendisinden? Yok, sağlığını diliyoruz ya. Peki, teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Evet. Oyunuzu kime vereceksiniz? Şimdi oyunu vermiyor. Vereceğim belli yeri belli de. Ama arkadaşım var bir tane, dikildaş çocuğu. İsim vermeyeyim, ona vereceğim. Peki, teşekkürler. Hadi. Kime vereceksiniz? AK Parti'ye vereceğim. Mehmet Çakın konuğumuz olacak stüdyomuzda. Kendisine sormak istediğiniz sorular var mı? Soruları sormak istediğim şey yok. Onunla yüz yüze görüşsek sorularım olacak da. Hı hı. Hayır, şimdi ne desem boştur. Peki, teşekkürler. Tamam. Önümüzde yerel seçimler var biliyorsun. Evet. Oy kullanıyor musun? Evet. Kime vereceksin oyunu? Meral ablamıza, Muhammed Gür'e. Muhammed Gür konumuz olacak önümüzdeki günlerde. Kendisine evet. Sormak istediğiniz, kendisinden istediğiniz bir şeyler var mı? Tabii bir milliyetçi olarak kendisine sonuna kadar güveniyoruz Muhammed Gür'ün. Evet. Kendisine buradan sevgiyle selamlıyorum. İstediğimiz bir şey yok. Zaten yıllardır doğru düzgün hizmet gördüğümüz yok. Hani çok beklentimiz yok ama iyi bir şeyler yaparsa mutlu oluruz. Peki, teşekkürler. Çok seviyoruz Muhammed Gür'ü. Görüşürüz. Merhaba. Önümüzde yerel seçimler var biliyorsunuz. Evet. Kime vereceksiniz onu? AK Partili. Kime vereceğim? Mehmet Çakın bizim konuğumuz olacak önümüzdeki günlerde. Kendisine soru sormak ister misiniz? Vallahi bir bilgim yok şimdi. Peki, teşekkürler. Sağ ol. Kime vereceksiniz oyunu? İyi Parti'yi düşünüyoruz bu sefer. Muhammed Bey. Evet. Muhammed Bey bu hafta konuğumuz olacak. Kendisine sormak istediğiniz sorular var mı? Ya biz daha iyi bir projeler istiyoruz. Daha güzel bir yenilikler istiyoruz. Hı hı. Artık AK Parti'nin bazı şeylerinden usandık. Bu sene onu denemek istiyoruz. Denediğimizde pişman etmesin bizi yani. Peki, teşekkürler. Siz kime vereceksiniz bunu? Biz de Muhammed Gür'e vereceğiz. İyi Parti. Sizin istediğiniz var mı Muhammed Bey'den? Ya bunlardan daha değişik. Yani bunlar iyice yüz eskimesi oldu bunlarda. Yani dediğim gibi daha göze hoş gelen projeler istiyoruz. Yani insanların gururuna okşayacak, insanlara şey yapacak. Biraz da bu iş istihdamla ilgili şey. Evet. Oyunuzu kime vereceksiniz? Şu anda hükümete vereceğim. AK Parti. Peki Mehmet Çakın konuğumuz olacak. Kendisine soru sormak istiyor musunuz? Neler sormak istiyorsunuz? Gerek. Merhaba. Önümüzde yerel seçimler var biliyorsunuz. Oyunuzu kime vereceksiniz? AK Parti'ye vereceğim. Mehmet Çakın konuğumuz olacak bu hafta. Stüdyoda. Kendisine sormak istediğiniz sorular var mı? Ben Mehmet Çakın'a güveniyorum. Temiz bir arkadaşımız, temiz bir belediye başkan adayımız. İnşallah kazanır. Peki, teşekkürler. Oldu efendim. Güzel. Önümüzde biliyorsunuz yerel seçimler var. AK Parti, direkt, komple. Komple AK Parti'dir. Peki Mehmet Çakın stüdyo konumuz olacak. Kendisine sormak istediğiniz sorular var mı? Seviyoruz, seviyoruz. İyi, çalışmalar iyi. Allah kolaylık versin. Hadi bakalım. Önümüzde yerel seçimler var biliyorsunuz. Evet. Oyunuzu kime verecek? AK Parti. Sonuna kadar. Arkasındayız. Mesela araba. Mehmet Çakın konuğumuz olacak. Valla sonuna kadar Allah'ın izniyle oyum da çoluğumun çocuğumun hepimizin yedi sülalemin onun. Her şey güzel. Her para yok diyorlar. Para mura her şey güzel. Çok güzel. Kendisine sormak istediğiniz sorular var mı Mehmet Çakın? Yok, ne soracağım. Kim bizim başarılı, Cumhurbaşkanımız, başarılı. Cumhurbaşkanımız münasip görüyorsa Allah başarılar dileriz. Allah yolunu devam etsin inşallah, hayırlısını. Peki, teşekkürler. Hadi size de teşekkür. Oyunuzu kime vereceksiniz? Oy, düzeni bozmak istemiyorum ben. Evet. O zaman AK Parti diyorsun. Evet. Evet. Peki, Mehmet Çakın konuğumuz olacak. Kendisine sormak istediğiniz, kendisinden istediğiniz diğer bir istekleriniz var mı? Mesela sormak istediğimiz bu devam etmesi gereken planları, projeleri devam ettirirse o yeterli bizim için. Yani bu şimdiki belediyenin devam ettirdiği şeyleri yerine getirsin, tesisleri tamamlasın, o yeterli bizim için. Peki, teşekkürler. Evet. Oyunuzu kime vermek istiyorsunuz? Mehmet Çakın'a vereceğim. Peki Mehmet Çakın konumuz olacak önümüzdeki günlerde stüdyomuzda. Neler sormak istersiniz kendisine?
Ya ben dokur evinde çalışıyorum. Orası hakkında bilgiler isterim. Öyle yani. Peki, teşekkürler. Ben teşekkür ederim.